konusunda işin uzmanına kulak verin. gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sunar. Efendim Eko Türk televizyonları ekranlarından bir kez daha hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Paratoner programı ile karşınızdayız. Önemli gündem maddeleri ve çok değerli konuklarım var. Ama konuklarıma geçmeden önce çok hızlı bir şekilde araştırma uzmanımız Büşra Bingöl'e dönüş yapalım ve önce kendisinin bize anlatacaklarını dinleyelim. Büşra merhabalar, söz sende. Merhaba Erencan Umut, teşekkürler. 12 Aralık Perşembe, kritik haftanın sonuna doğru yaklaşmış bulunmaktayken dün piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verilerini karşıladık ve tüketici fiyat endeksi Kasım'da beklentileri paralel bir şekilde aylık bazda %0.3, yıllık bazda ise %2.7 yükseliş kaydetti ki hatırlatalım. Önceki 4 ayda aylık enflasyon %0.2 olarak kaydedilirken Ekim ayında bir öncekiye göre %0.2 oranına ve geçen yılın aynı ayına göre %2.6 oranında artış göstermişti. Ancak dünkü karşılanan veri setinde gıda ve enerji fiyatlarının olmadığı çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel bir şekilde aylık %0.3, yıllık ise %3.3 olarak gerçekleşti. Değerli yönetmenimizden hemen rica edersek çekirdek tüfeği, ki buna göre Kasım'da barınma endeksi %0.3 yükseldi ve aylık manşet enflasyonun %40'ı buradaki artıştan kaynaklanmış oldu. Gıda endeksi %0.4 artarken de enerji fiyatlarındaki artış tarafı ise %0.2 oldu. Hatırlayalım, Amerika'da enflasyon 2022 yılı Haziran ayında %9.1 ile 40 yılın zirvesine yükselmişken daha sonra Fed'in attığı sıkılaşma adımlarının etkisiyle 2024 yılı Eylül ayında %2.4'e kadar gerileyip yine son 2 ayda ise yükseliş kaydetmişti. Tabii tüm bu neticede söz konusu veri setleri de Fed'in faiz kararında oldukça belirleyici olacağı için dün de dediğimiz gibi oldukça merakla bekleniyordu ve yıllık enflasyonun özellikle de çekirdek enflasyonun beklentiler dahilinde gelmesiyle 18 Aralık'ta Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Hatta biraz daha netleşti diyebiliriz. Fed Watch Tolade yine yer alan bilgilere göre ise dün de grafik üzerinden göstererek aktardığımız üzere enflasyon verisi öncesi Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimine gitme olasılığı %86.1 seviyesindeydi ki verinin açıklanmasının hemen ardından bu oran %96.4'ü yükseldi değerli izleyenler. 18 Aralık'ta bu kritik kararı hep birlikte alacağız ve izlenilen patikayı göreceğiz. Ancak bugün de dünkü karşılanan enflasyon oranlarından sonra üf oranlarında yine saatler 16.30'u gösterdiğinde karşılayacağımızı belirtmiş olalım ve küresel cephedeki gelişmeleri sadece Amerika olarak sınırlandırmadan Avrupa Merkez Bankası tarafına da bir dönüş sağlayalım dilerseniz. Şöyle ki banka ECB bugün mevduat faizini 25 bas puan indirerek %3'e çekmeye hazırlanırken bir sonraki grafiğimizi alacak olursak Euro bölgesi yavaşlayan ekonomik ivme ve azalan enflasyonist baskılarla boğuşurken borçlanma maliyetlerinde ard ard 3. kez indirime gidiyor olacak. Yapılan bu hamle piyasa katılımcıları tarafından tamamlanmış bir anlaşma olarak görülürken dikkatler tabii ki ECB Başkanı Christine Lagarde'ın ileriye dönük yol göstericiliğine odaklanacak. Çünkü özellikle de enflasyonun ılımlı seyretmesi ve pozitif olması yine ekonomik büyümenin de bu süreçte biraz daha yetersiz kalması sebebiyle Piyasa Merkez Bankası'nın bu ivmeyi yılın son ayında da sürdüreceğini tahmin ediyor. Ancak hemen bir virgül koyalım. Bugünkü indirim son olmayacak değerli izleyenler. Piyasa 25 bas puanlık bir indirim beklentisinde neredeyse şu anda hemfikir olarak ilerliyor ve tahminler 2025 yılına kadar kademeli bir gevşeme döngüsüne işaret ediyor. Hatta gelin açıklamalar doğrultusunda Bank of America'dan uzmanlar ECB'nin yine tabii ki şöyle ki mevcut hızının korunmasını ve 2025 yılı Eylül ayında %1.5'a ulaşana kadar her toplantıda faiz
oranlarını düşürmesini öngörüyor ve 2025'in büyük bir bölümünde trendin altında ya da üzerinde büyüyecek bir ekonomiyle mevduat faizi nötr seviye olan %2'nin biraz altına düşene kadar ECB'nin faiz indirimlerini ara vermesi oldukça zor olacaktır. Bu noktada %1,5 kolayca bir üst sınır haline geliyor diye de ekliyorlar. Danske Bank da bu görüşte yine baktığımızda ECB'nin önümüzdeki 2 yıl boyunca bir dizi indirim yapacağını ve keza sonunda ise yine %1,5'luk bir nihai faiz oranına ulaşacağını tahmin ediyorlar. Goldman Sachs da yine Bank of America ve bir diğer taraftan Danske Bank'a benzer bir tablo çiziyor ve temel senaryosunda mevduat faizi 2025 yılı Temmuz ayında %1,75'e ulaşana kadar 25 bas puanlık ardışık indirimler öngörürken yine Yatırım Bankası ECB Yönetim Konseyi'nin politika faiz oranlarını gerektiği kadar uzun süre kısıtlayıcı tutma konusundaki açıklama ve yine referanslarını kaldırmasıyla Lagarde'ın Ocak ayında başka bir faiz indirimi ima etmesini de şu anda yine bekliyor ve yakından takip ediyor. Peki bu gidişatın gerçekleşeceğini büyük olasılıkla varsaydığımız takdirde bu patika parametreler noktasına nasıl yansıyacak? Özellikle de baktığımızda Euro'yu nasıl etkileyecek diye sorduğumuzda şöyle aktaralım Kemal sizlere. ECB'nin bu ılımlı tutumu değerli izleyenler Euro üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilecekken tabii ki her zamanda ayrıntılarına değindiğimiz gibi bu durum bazı analistlerin önümüzdeki aylarda da zaten olası gördüğü bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Yine Bank of America'nın bu noktada bir açıklaması mevcut. Toplantıdan ve ECB'nin yine önümüzdeki aylardaki göreceli duruşunun Euro için mütevazi aşağı yönlü riskler gördüklerini söylüyorlar. Bir diğer yandan yine ING grup analisti Chris Turner da Euro konusunda karamsarlığını sürdürüyor ve makro jeopolitik girdilere izin verilmesi halinde Euro'da düşüş trendinin yeniden başlayabileceğine inanıyor. Peki bu durumda tüm bu doğrultuda düşük faiz oranları reel ekonomiyi nasıl etkileyecektir sizce diye soralım. Şimdi şöyle düşük faiz oranları haneler ve keza yine işletmeler için borçlanmayı çok daha ucuz hale getirerek ekonomik faaliyeti canlandırmayı amaçlarken bu durumu hedeflerken küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük ölçüde banka kredilerine bağımlı olduğu Euro bölgesinde çok daha ucuz kredi ve yatırım için yine daha fazla ihtiyaç duyulan bir durum sağlarken ayrıca gayrimenkul gibi tabii ki yine önce gelen sektörler için faydaları son derece duyarlı olabilir. Mesela özellikle de hemen örnek verelim. Son yıllarda yükselen konut kredisi oranları Merkez Bankası kesintilerinin finansal piyasalara yansımasıyla oldukça düşebilecekken bu durum konut satışlarının keskin bir şekilde yavaşladığı yılların ardından konut talebinin canlanmasına da yardımcı olabilir. Tabii durum böyle olunca da gidişat bu şekilde ilerleyince de az önce değindiğimiz üzere ECB'nin ılımlı duruşundan kaynaklanabilecek olası bir zayıf Euro bu etkileri daha da artırabilme gücüne sahipken para birimi değer kaybettikçe Euro bölgesi ihracatları küresel pazarlarda çok daha rekabetçi bir hale gelir ve bu da tabii ki otomotiv üretimi, makine ve kimyasallar gibi keza ihracat ağırlıklı endüstriler gibi yine potansiyel bir kazanç sağlar. Ancak para biriminin değer kaybetmesi çok net bir şekilde söyleyelim ki iki ucu çok keskin bir kılıca benzer. Neden? Çünkü ihracat gelişebilirken daha zayıf bir euro enerji ve ham maddelerde dahil olmak üzere ithal malların maliyetini artırır. Bu durumda özellikle de ithal girdilere bağımlı işletmeler için çok daha düşük borçlanma maliyetlerinin faydalarını kısmi olarak biraz daha dengede tutabilir ki tabii bununla birlikte Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmaların da yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile yaklaşan ticari gerilimler, özellikle de yenilenen gümrük vergileri tehdidi dahil olmak üzere jeopolitik belirsizlikler Avrupalı firmalar için açık bir yine zorluk teşkil ediyor. Çünkü işletmeler de olumlu finansal koşullara rağmen yatırım yapmaktan veyahut büyümekten de çekinebilecekleri gibi bu durum özellikle de öngörülemeyen küresel bir ortamda cephede para politikasının sınırlarını vurgulayabilir. Yani sonuç olarak sevgili Erencan Umut, ECB'nin faiz indirimleri ekonomik faaliyeti desteklemek adına
oldukça önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bunların etkililiği önümüzdeki aylarda işletmelerin, tüketicilerin ve keza yine küresel piyasaların nasıl tepki vereceğine bağlı bir şekilde yine ilerliyor. Bu yüzden tüm bu ayrıntılar eşliğinde sözü başta çok değerli sen olmak üzere kıymetli konuklarımıza bırakıp piyasaya olan yakınsamalarını ve öngörülerini sizlerden öğrenelim. Büşra, sana çok teşekkür ediyoruz. Efendim, araştırma uzmanımız Büşra Bingöl'ü dinledik ve gelin dilerseniz hiç zaman kaybetmeyelim ve kıymetli konuklarımızla sohbetimize başlayalım. Efendim, Paratoner programının birinci bölümündeki değerli konuğum Ahlatçı Yatırım Araştırma Analisti Mehmet Özdemir bizlerle beraber olacak. Mehmet, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Mehmet, Borsa İstanbul iki gündür düşüyordu. Bugün yukarı doğru bir atak hareketi var. Bu son iki günde yaşanan düşüşü, kar satışı ve dolayısıyla da bu kar satışının artık sonuna geldiğimiz ve yeniden yönü yukarı doğru çevirdiğimiz anlamına mı gelmeli? Yoksa bu kadar da pozitif yaklaşmak çok mu iyimserlik? Nasıl görüyorsun? Şunu söyleyebiliriz ki aslında yani haftaya hiç fena bir başlangıç yapmamıştık. Bu Suriye gelişmelerinden vesaire zaten bunu konuştuk, bahsetmiştik ama daha sonrasında senin de bahsetmiş olduğun gibi biraz daha iki gün kendini kar satışlarına bırakan ama kabaca 10.000'in de çok altına gelmek istemeyen bir endeks vardı. İşlem hacimlerinde böyle istediğimiz seviyeleri görmeye devam ediyoruz ki 100 milyar TL civarlarında devam ediyor. Fakat hani bu son iki günde yaşadığımız hareketi kar satışı olarak nitelendirebiliriz ki yani Aralık ayına da iyi başladık. Aralık ayının başından bu yana hala alacak olursak %5-6 civarında Borsa İstanbul Prim 2
burada biraz daha gelişmekte olan ülkeler arasında da pozitif ayrıştığımızı söyleyebilirim ki işte orada biraz daha Pakistan tarafı falan var. %13 civarında dolar bazında primli ama biz de hiç de fena gitmiyoruz Aralık ayının en azından ilk 12 gününe baktığım zaman. Dolayısıyla burada bir miktar daha dinlenmeler oldukça normal. Bunu görebiliyoruz. Biraz daha sektörel rotasyonları takip ediyoruz ki son iki günde aslında endeksi aşağı doğru çeken bir miktar daha bankacılık endeksiydi. Burada bankalara enflasyon muhasebesi uygulanmayacağı 2025'te de beklentileriyle birlikte biz çok ciddi bir yükseliş ivmesi görmüştük. Hatta böyle teknik olarak biraz daha bahsetmek gerekirse orada bir gapimiz vardı, boşluğumuz. Dün itibariyle orayı doldurduk ki orada satışlar %3 civarında, işte dün bankacılık endeksinde %3 civarında endeksinde aşağı geldiğini gördük. Oradan bir topladı. Bugün tekrar bankacılık endeksiyle birlikte endeks, hani genel anlamda böyle alımların genele yayıldığını da görüyoruz ki bankacılık endeksi tekrar işte %1'e varan alımlarla burada pozitif ayrışıyor ki burada Halkbank'ın bugünkü desteği ciddi önemli. En son baktığımda %5 civarında yukarıdaydı Halkbank ama genele yayılan bir alım dalgası var. Yukarısı içinde biraz daha böyle hani 10.200-250'lerin ki işte pazartesi günü biz oralardaydık. Oraların böyle geçilmesi gerekiyor ilk etapta. Onu söyleyebiliriz. Yani bu ciddi anlamda Aralık ayından bu yana güzel giderken biraz daha böyle endekse soluklanmamız normal. İşte bugün biraz daha haftalık menkul kıymet istatistiklerini takip edeceğiz ki o da yaklaşık 15 dakika sonra açıklanacak. Burada yabancıların iştahı ne yönde? Biz biraz daha geçtiğimiz hafta da tekrar alım tarafında olabileceğini de değerlendiriyoruz yabancının. Hani bunu takip edeceğiz ama böyle yukarı doğru iştahında en azından yılın sonuna doğru tekrar devam edeceğini beklesek de bu hafta biraz daha böyle yatay yukarı bir şekilde geçebilir. 10.250'nin üzerinde artık 10.400-10.500 bandı var. Bakalım belki yılı kapanışı itibariyle buralarda bir kapanış gerçekleştirebiliriz. Önümüzdeki yıl adına da oldukça hani umut verici olacak. En azından Borsa İstanbul'un Kasım ve Aralık aylarındaki bu yükseliş ivmesi, hani burada özellikle Ekim ayında ciddi anlamda başımızın ağrıdığı bir dönemdi. Daha sonrasında biraz daha endeks toparladı ki burada önümüzdeki dönemde de yeni yılda da 11.000 seviyelerini vesaire takip edeceğiz. Ama burada biraz daha en azından yabancının da destek verdiği ve önümüzdeki dönemde de biraz daha en azından böyle destekleyebileceği bir süreç olması gerekiyor bizi. Onun dışında biraz daha faiz oranlarındaki aşağı çekilmeyle birlikte para piyasası fonlarındaki biraz daha böyle hisse senedi tarafına kayışta endeksi destekleyebilir gibi düşünüyoruz. Ama biraz daha en azından şimdilik muhafazakar olmakta fayda var bence. Şimdi tabii önümüzdeki hafta itibariyle Türkiye daha doğrusu FED'e ilişkin faiz süreci de yine söz konusu ve Aralık ayına ilişkinde tabii PPK var. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi noktasındaki beklentiler de var. Buradaki süreci nasıl nitelendirmek lazım? Yani FED'e ilişkin zaten 250 bas puanlık faiz indirimi sanki 25 bas puanlık özür diliyorum cepte gibi duruyor ama PPK yani bizim kendi merkez bankamızda 250, 200 hatta 150 gibi sembolik faiz indirimleri beklentisi de var. İki merkez bankasıyla alakalı beklentilerini merak ediyorum ve aynı zamanda özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığını kuvvetli görüyor musun? Eğer bu olasılığı kuvvetli görüyorsan Borsa İstanbul ekstra bir de bu taraftan da bir güç alarak yükselişine devam eder mi? Şunu söylemek lazım ki evet önce biz bir Fed'i göreceğiz. Bu arasındaki ilişkiyi de tabii ki de konuşmak lazım ama Fed'in 25 bas puanlık indirimi yani dün itibariyle neredeyse %100 zaten swap piyasalarında fiyatlanıyor. Burada önümüzdeki hafta biz Fed'den bir faiz indirimi kesin gözüyle bakıyoruz. Bugün işte ECB var. O da saat 4 çeyrekte açıklanacak. Orada da artık işte 25 bas puanlık kesin gibi bakıyoruz ama artık böyle bir ya 50 bas puanlık bir indirim de gelebilir mi diye aramızda konuşuyoruz açıkçası ama senaryo 25 bas puan civarlarında. Dolayısıyla gelişmiş merkez bankaları, gelişmiş ülkelerin merkez bankaları biraz daha böyle faiz indirim sürecindeyken TCMB'de ekstra bir alan açılıyor. Bunu yani senin bahsettiğin gibi de biraz daha söylemek mümkün. Burada Fed'in faiz indirim döngüsünde oluyor olması bizim ekstra marjlarımızda da bir rahatlık yaratıyor. Aşağı doğru inmek isterken faizlerde. Fakat şu da var ki işte Aralık ayında ki özellikle işte enflasyon raporunda son enflasyon göstergelerinden sonra ki orada evet aşağı doğru bir seyir vardı ama hala işte 2'nin üzerinde aylık enflasyon. Yabancı kurumların peş peşe
Aralık'ta faiz indirim beklentileriyle ilgili raporlarını da gördük. Dolayısıyla evet, hani piyasa şu anda biraz daha ikiye bölünmüş durumda ama ağırlık biraz daha Aralık ayında 150-200 bas puanlık faiz indirimleri, ki işte 250 bas puan bekleyenler de var, bir indirim yapabileceği niteliğinde beklentiler mevcut. Fakat biz biraz daha orada en azından enflasyonda aylık bazda 1-2 veri daha görmek gerektiği için biraz daha Ocak ayına da, yani yeni yıla da kaydırılabileceğini düşünüyoruz. Tabii yani 250 bas puanlık faiz indirim gelecek. Bu Borsa İstanbul için ekstra bir katalizör olur. Ama biraz önce senin de bahsettiğin gibi, eğer Aralık ayında biz biraz daha böyle 150-200 bas puanlık bir faiz indirim görürsek, çok coşkulu olmasa bile Borsa İstanbul'da burada bir ana katalizör görevi görebilir. En azından önümüzdeki dönemde biraz daha döngüye girip girmeyeceğine tabii orada da bakmak lazım. Sonuçta enflasyonda geçtiğimiz yılda, yani biz 2024'de başlarken Ocak ve Şubat aylarında ciddi yüksek enflasyon rakamları aldık. Burada asgari ücretin de işte artışı, genel ücretlerin de yükselişin bir miktar daha hemen ücretlere, genel fiyatlara yansıtıldığını gördük ki orası biraz daha TCMB'nin elini zorlaştırıyor gibi gözüküyor. Bu beklentileri de biraz daha önümüze koyduğumuzda, acaba Merkez Bankası faiz indirimleri bir döngüye değil de biraz daha, evet, bir faiz indirimi yapalım, bekle gör politikasıyla birlikte enflasyonun ana seyrine mi odaklanacak? Burası da önemli. Ama Borsa İstanbul'da zaten biraz daha özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinin artması, işte Suriye beklentileri, ki orada şimdi 100 milyar dolarlık bir pazardan konuşuluyor. İşte bunun çimentolara ciddi anlamda etki ettiğini de gördük. Bunun beklentileri satın alınmaya başladı. Yani en azından şunu söyleyebiliriz ki buradan itibaren burası dip ya da işte buradan tekrar bir aşağı doğru seyir görebilir miyiz? Belki de biraz daha aşağı doğru, en azından bu faiz beklentileriyle paralel olarak bir miktar daha belki görebiliriz. Fakat en kötüsünün biz biraz daha geride kaldığını düşünüyoruz orada Ekim ayı ile birlikte. Ama önümüzdeki dönemde de en azından Borsa İstanbul'da 2025 yılında reel getiri anlamında sektörel bazda odaklandığımızda biraz daha iyi bir yıl geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Peki bu sektörlerden kastın nedir? Mesela hangi sektörlerin 2025 yılında daha net, daha kuvvetli bir şekilde ön plana çıkmasını beklersin? Çünkü gerçekten çok fazla gelişme var. Evet, kesinlikle senin de söylediğin gibi burada eskiden, yani ki işte 2024'ün geneline baktığımız zaman sıkı para politikasıyla geçirildiğinde biraz daha Borsa İstanbul'daki elimizdeki sektör sayısı oldukça azdı. İşte biz biraz daha orada savunma sanayini öne çıkardık ki işte iletişim sektörü burada bir miktar daha iyi defansif olarak katkı sağladı. Bankaların ciddi anlamda enflasyon muhasebesi uygulanmaması, burası tabii ki ciddi bir etken oldu. Tekrar karlılıklarının çok da böyle aşağı doğru gelmediği bir süreç yaşadık ki bankalarda gayet iyi performans gösterdi. Şimdi 2025'te evet döngü başlıyor. Çok ciddi bir gevşemeden bahsedemiyoruz TCMB'den. 2025 yılında da bahsedemeyeceğiz bence. Onu net bir şekilde söyleyelim. Şu anda 2025 yıl sonu faiz beklentileri %30 civarında şekilleniyor. Kendi yani 2025 yıl sonu enflasyon hedefi de 21-22 civarlarında. Hani bunu 25'e de yuvarladığımız zaman biz reel pozitif faiz vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla fakat şu önemli, artık elimizde faiz indirim döngüsüne başlarken veya faiz indirim sürecine başlarken diyelim, daha fazla sektör var. Burada bankacılıkta artık enflasyon muhasebesinin devamını, uygulanmadığının devamını göreceğiz. Bir kere burada özellikle bir yabancı ilgisi bekliyorsak, borsanın adeta artık yazılı olmayan bir kuralı gibi, yabancılar buraya gelecekse bankacılık sektörüne ciddi bir teveccüh gösterebilir. Bunu yazabiliyoruz. Aynı zamanda fiyatlamasını önden de gördüğümüz GEO'lar, ki uzun süredir net aktif değer iskontoları birikmişti, bunları takip ettik ki fiyatlanmaya başladılar. Bunu da yazabiliyoruz. GEO sektöründe bir hareket bekleyebiliriz. Çimentolar keza bu Suriye haberiyle birlikte ekstra fiyatlanmış olabilirler. Bunu görebiliyoruz. Fakat 2025'teki biraz daha işte burada hem ihracat beklentileri hem de içerideki biraz daha ekonomik aktivitenin canlanmasıyla birlikte çimentoları da burada yazabiliyoruz. Savunma bizim için hala oldukça defansif. Trump'ın NATO'dan çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bu NATO bütçesi biraz daha Avrupa'ya yakılacaksa biz Avrupa'ya ihracat da yapabiliriz savunma üzerinden gibi beklentilerle savunmayı da yazabiliyoruz. Dolayısıyla burada birçok sektör var elimizde artık yazabileceğimiz. Avrupa'nın toparlanmasına bağlı olarak ciddi anlamda geride kalmış bir sanayi endeksi var burada. Onu da yazabiliriz, belki de konuşabiliriz. Dolayısıyla elimizde artık oldukça sektör var 2025'te. Fakat şurası çok önemli.
o sektörlerin içinden doğru hisse senedini seçmek. İşte bu biraz da artık finansal okuryazarlık tarafına kalıyor ve bunları seçmek 2025 yılında oldukça önemli olacak, bunu söyleyebilirim. Yan tahta hisseleri, yani BIST 100 dışı hisselerin de artık 2025'inde hareketlenebileceğini değerlendirebilir miyiz? Yoksa biraz daha yatırımcısı beklemek zorunda kalacak mı? Ya şunu söyleyeyim ki evet, burada bahsettiğim gibi oldukça kümelenmiş ve pozisyonlanmış küçük yatırımcı sayısı dedim. İşte küçük yatırımcı derken kendi parasını kendi yöneten yatırımcı kitlesinden bahsediyorum. Burada ciddi bir kitle var. Evet, yan tahtalarda da oldukça ciddi mağduriyetler yaşandığını da gördük. 2024'te ki 2023'ün özellikle hani ilk çeyreğinden de başladı bu fiyatlama, aşağı doğru gelişler. Biz pandemi döneminde, enflasyonist dönemde gördüğümüz o yan tahta rallilerinde ciddi soluklanmalar, hatta ciddi aşağı gelişler gördük. Burada önümüzdeki dönemde biraz daha, şimdi biraz önce saydığımız sebeplerden dolayı borsada bir yükseliş hareketi bekliyoruz. Fakat sektörel olacağından da hani bahsettik. Ama burada biraz daha yan tahtalar için, yani 2025'in ikinci yarısında kalabileceği, biraz daha faiz indirimlerinin daha da aşağı gelmesiyle birlikte oraya geç bir şekilde bir hareket gelebileceği söz konusu olabilir. Ama ben genel işte endeksten bahsediyorum. Burada tabii ki de ayrışacak hisseler olabilir. Burada özellikle son dönemde, işte biraz önce bahsettim, pandemi ve enflasyonist dönemde ciddi anlamda ucuz kredilerle birlikte buradaki büyümeler geldi. Buradaki hani gerek inorganik birleşmeler de buna sayabiliriz. Bu yan tahtalar dediğimiz daha küçük ölçekli şirketlerde ciddi performanslar görmüştük. Fakat 2024'te bunların finansal açıdan oldukça zorlandığını gördük. Satışları da düştü tabii ki, evet, ama satışları düşmese bile finansman maliyetlerinde oldukça ciddi anlamda aşağı geldiğini gördük finansal tablolarının. Bu tabii net kâra da ciddi anlamda yansıdı. Bir de enflasyon muhasebesi bu şirketlere eklenince orada artık yan tahtalar dediğimiz tahtalarda %50, 60, 70'lik değer kayıpları gördük. Dolayısıyla buradaki hareketin belki bir tepkisini görebiliriz yan tahtalarda, ama asıl hareketin başlayabileceği nokta bence 2025'in ikinci yarı yılının itibariyle, hatta son çeyreği de bunu sarkabileceğini görebiliriz. Evet efendim, Ahlaç Yatırım Araştırma Analisti Mehmet Özdemir'e değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Efendim çok kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz ve programımızın ikinci bölümünde stratejist Aydın Eroğlu bizlerle beraber olacak. Aydın Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Erencan Bey. Çok teşekkürler. Aydın Bey, son dönemde Borsa İstanbul'da oynaklık biraz arttı. Yani özellikle de Suriye meselesiyle beraber oynaklıkta net bir artış olduğunu gördük. Bugünü saymazsak son iki gündür yaşanan bir miktar gevşeme söz konusuydu ve bugün yine bir miktar yukarı doğru fiyatlama var. Suriye meselesi, Borsa İstanbul, yükseliş, realizasyon, bir miktar daha yukarı fiyatlama bugün itibariyle. Tüm bu gelişmeleri sizler nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz öncelikle 11.200'de Temmuz ayında başlayan zirveden sonra bir düzeltme yaşadık Erencan Bey. Bu düzeltmeyi 8.500'lerde, 8.700'lerde ben tamamladığımızı ve yönünde yukarı doğru döndüğünü düşünüyorum. Şimdi bir yükseliş trendi içerisindeyiz. Bu yükseliş trendinde biz yolumuza devam ederken acaba Trump gelir de Rusya-Ukrayna savaşı biter mi? Gazze'deki ateşkes Trump'la birlikte daha da işte barışçıl savaşın, ateşin tam kesildiği bir döneme dönmüş olur mu, evrilir mi derken sürpriz bir şey oldu. Bir anda Suriye hareketlendi. Suriye'de 12 gün içerisinde muhalifler Suriye rejimini yıllardır düşürmek için ya da hizaya sokmak için uğraşılan Suriye rejimini düşürdü. Şimdi bunun biz
Normalde realizasyonlarla giderken Suriye rejimi düştü denince bir anda Suriye'nin yeniden imara açılmasıyla alakalı 400 milyar dolarlık bir bütçe ortaya çıkacak. Türkiye'de bundan büyük pay alacak hevesiyle ciddi bir gepli açılışlarla işte coşkulu bir borsa gördük. Şimdi bunun biraz abartısını yaşamıştık ilk anda. Altta iki tane gap kaldı. Bu gaplerin kapanışları için şu anda biz bir düzeltme yaptığımızı düşünüyorum. Alttaki gap seviyesi bana göre 9.965'te. Üste kalan da 10.098'deydi ki dün kapandı. Ben yönüm çok fazla yükseliş trendini bozmadan ki o trend 9.600'lü rakamlara denk geliyor. Aşağıya kırmadığımız takdirde bunun yukarıya doğru devam etmesini bekliyorum. 10.108'in üzerinde kaldığımız takdirde, sonrasında da 10.193'ü geçtiğimiz takdirde ki dün 276 ile üstünü görmüştük. 10.415'te bırakılan bir gap seviyemiz var. Önce onu, sonra 10.680, sonra 10.880 diye üstteki hedefleri görmeyi bekliyorum. Açıkçası ben 2024 bitmeden belki TL bazında zirveler görürüz diye düşünüyordum ama borsaya vergi mi gelecek? İşte bir takım büyük şehirlerin belediye başkanları siyasi mi yasaklayacak? Anayasa değişiklikleri mi olacak falan diye kendi içimizde farklı gündemler çıkınca sonrasında da İsrail ile gerginlikler bu süre ötelendi. Ama şu an Suriye gelişmesiyle birlikte 2025 için ben ekstra umutluyum. Bu trend yukarıya doğru sürmeye devam eder ama tabii bugünden yarına Suriye çözüme hemen kavuşmaz. İlk önce bir masa kurulup Suriye'nin yönetim şekli nasıl olacak? Bölecekler mi, bölmeyecekler mi? Kimler yönetecek, ne şekilde yönetecek? Bunlar netleşmesi lazım ama bununla birlikte Türkiye'ye çok ciddi bir potansiyel çıktığı bir gerçek. Ukrayna-Rusya savaşı biterse, Suriye Savaşı şu anda Suriye yeniden imara açılırsa bundan en çok payı ben Türk şirketlerinin almasını bekliyorum. Benzer örneği Körfez krizi sonrasında biz tezkereyi oylamayınca Amerika tarafından ambargo yemiştik Irak'ta. Irak'ın yeniden yapılanması esnasında ambargo yediğimiz halde 5 sene sonra dönüp baktıklarında Irak'ın imarlaşmasında en büyük pay alan şirketlerin Türk şirketleri olduğu ortaya çıktı. Ki Suriye'de böyle bir durum söz konusu değil. Suriye'de daha aktifiz. O nedenle biz önümüzdeki belki sanayinin dün de gelen daralmasıyla alakalı tabloyu Suriye'de bir çözüm oluşur, netleşirse durum bambaşka bir şekle değiştirebiliriz. 2025 için büyüme hedeflerimiz dahi farklı bir boyuta evrilebilir diye düşünüyorum. Peki şimdi Suriye'de Esad rejiminin gitmesinden sonra işte Suriye'nin yeniden yapılandırılması çalışmasıyla beraber Türkiye'nin burada ciddi anlamda rol oynayacağına ilişkin beklentiler kuvvetlendi. Zaten bu beklentilerle ki gayrimenkul sektörü, çimento sektörü gibi diğer sektörlerde yükseliş hareketleri oldu. Bunu bugünden değerlendirip düşünerek çok pozitif davranmak ne derece makul olur? Yani gerçekten de Suriye'nin çok kısa süre içerisinde yeniden bir yapılandırmaya giderek, Türk şirketlerine ihtiyaç duyularak ve içeride de bu yapılandırmanın etkisiyle iyi bilançolar, yani yakın bir gelecekte bekleyip bugünden fiyatlandırmak sizce makul bir davranış mı? Çok doğru değil, çok makul değil. Zaten o yüzden bir Suriye rejim düştü deyince hızlı yükselişin biz realizasyonlarını yaşadık. Lakin şimdi makul olan konuyu şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye Suriye imara açılır, buradan da pay almaya başlarsa ne derece etkilenecek ve Borsa İstanbul'da bu etkiyle hangi seviyeye gidecek? Önce bunu bir bilebilmek lazım. Yani Borsa İstanbul bundan etkilenip de 14 bin lira doğru gidecekse bugünlerden 11 bin lira, 11 bin 500 lira gitmesi gayet makul. Yani %3'lük, %5'lik bir hareketi fazla oldu demek çok doğru değil. Sadece henüz daha oradaki savaş daha sürüyor. Tablo devam ediyor. İşte bu tablo bir oturup da masa kurulup yaşanabilecek risklerin bitip bitmediğini görmemiz lazım. Kürt bölgesiyle ya da Kürtleri temsil eden PKK, YPG türevleriyle, terör grubuyla Özgür Suriye ordusunun bir çekişmesi var. Özgür Suriye ordusu bulunduğu yerlerden çıkarırken Amerika acaba buna nasıl bir tavır takınacak?
Şimdi henüz bu daha net değil ama Trump'ın mesela bir sözü var. Biz Suriye'ye karışmayacağız. Kendi işlerinde halletsinler, sorunu çözsünler diyorsa Türkiye terör riskini minimum düzeyde azaltacak hamleleri yapacaktır diye düşünüyorum ben. Sonrasında ise Suriye ile alakalı bir imarlaşma söz konusu olacak şekilde artık Birleşmiş Milletler'den ve dünya genelinde imara katkı bütçeleri ortaya çıkmaya başladığında işte asıl o zaman Borsa İstanbul bundan gerçek manada etkilenecek. Ama tabii borsada biliyorsunuz beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır. Şimdiden bunun bir kısmının alınması, bunlar netleşmeden dahi alınması gayet doğal olur Erencan Bey. Ama bir tek bir riski var bizim için. Biz şimdi enflasyonla uğraşıyoruz. Enflasyonu çözmekle alakalı sıkıntımız varken aylık bazda enflasyonun hala biraz istikrar gösterdiğini, yani düşmemekte direndiğini görüyoruz ki yıl sonu maaş zamları, asgari ücret zamları, şirket zamları gelecek, ürün zamları gelecek. Şimdi biz bunlarla uğraşırken eğer Suriye çözüm masasında neticeye varır ve imara açılırsa Türk şirketlerinin üzerinden Türkiye'den çok ciddi çimento, demir çelik, inşaat malzemeleri, işte enerji transformatörler, enerji altyapısı ürünleri birçok ürün Türkiye'den Suriye'ye akmaya başlayacak. Şimdi biz bunu yanlış hatırlamıyorsam 2008 mortgage krizi ya da o dönemlerdeki Arap Baharı esnasında yaşamıştık ki o krizden çok etkilenmememize neden olmuştu. Suriye ve Rusya Türkiye'den çok ciddi çimento ve demir çelik çekti. Türkiye inşaat sektörü durgunluktayken bizim demir çelik ve inşaat maliyetlerimiz %150, çimento maliyetlerimiz %150, %200 lira varan boyutta arttı. Bu da bizim inşaat maliyetlerimizin artmasına, enflasyonumuzun bundan olumsuz etkilenmesine neden olmuştu. Şimdi böyle bir risk önümüzde söz konusu olabilir. Yine biz tam enflasyonu kontrol ederim derken yaşadığımız daralmalar, durgunluklar bunu acaba bir nebze kontrol altına alır mı derken Suriye'ye yoğun bir ticaret başlarsa, ihracat başlarsa acaba o zaman bunun enflasyona etkisini nasıl yeneceğiz? O önümüzdeki günlerin gündem konularından olabilir Erencan Bey. Peki tabii şimdi yani Suriye çok fazla zaten konuşacağız. O belli oldu. Yani bu daha başlangıç gibi duruyor. Orada değişen dengeler, dinamikler, yurt içerisinde makro, mikro, hisse, sektörel ciddi analizler yapılmaya başlanacak ve devam edecek. Ama biz birazdan makro cepheye bakmak istiyorum sizlerle Aydın Bey. Şimdi Merkez Bankası'nın, yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sembolik de olsa ufak minik bir ölçekli faiz indirimi ciddi anlamda gündemde. Bas senaryo mudur? Bilemiyorum ama yüksek bir olasılık olduğunu söylemek beni çok rahatsız etmiyor. 250, 200, 100, 150 gibi faiz indirim oranları şu anda havalarda uçan rakamlar. Öncelikle sizin böyle bir beklentiniz var mı? Yani Aralık ayında bir faiz indirimi gerçekten bekliyor musunuz? Diyelim ki Aralık ayında oldu ya da olmadı ama sözlü yönlendirmesi yapıldı. Bu durum gerçek manada Borsa İstanbul'u mevcut seviyelerinden yeni rekorları test ettirip rally tarzında ya da rally tarzında olmasa bile yeni ve kuvvetli uzun sürecek bir yükseliş trendinin başlatacak kadar önemli bir gelişme midir? Nasıl görmek lazım burayı? Şimdi ben Borsa İstanbul'un 2025'te bir defa rally yaşayıp yeni TL zirveler görmesini bekliyorum. Şimdi bunun enflasyonun kontrol altına alınması ve faizlerin aşağıya doğru indirilmesiyle de bağlantılı hızlanmasını bekliyorum. Lakin Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin asıl hızlanma döneminin ilk çeyrekten sonra olabileceğini düşünüyorum. Çünkü biz şimdi bir asgari ücret zammı yaşayacağız. Aynı zamanda da yeni yılla alakalı şirketlerden zamlar gelecek. Şimdi biz bunun bir enflasyonist etkisini yaşayacağız. Tabii az evvel bahsettiğim Suriye'ye bir mal mülk ihracatı arttığında bizim maliyetlerimiz artacak derken onun bir farklı bir handikapını daha yaşayacağız. Biz mavi yakalılarda ya da işte işçi grubunda ciddi derecede bir ihtiyaç sıkıntısı yaşıyoruz. Bunu da Suriyelilerle büyük boyutta giderirken şimdi Suriye'de bir imarlaşma başlarsa bizim iş gücümüzden, yani iş gücümüze katkıda bulunan Suriyelilerden bu bölgeye gidişler Türkiye'deki hizmet sektörü fiyatlarını da arttıracak. Şimdi bu da bizde bir enflasyonla alakalı problem yaratacak. Trump geldiğinde Avrupa Birliği'ne, işte Çin'e, benzeri ülkelere bir takım tarifeler getireceğim diyor. Bunları yaptığında bunlarla alakalı bir enflasyonist baskı söz konusu olma ihtimali olacak. Şimdi hal böyleyken Türkiye'de Merkez Bankası'nın belki Ocak, Şubat'ta o kadar rahat değil ama
sonrasında olabilir ama bir faiz indirmeyle alakalı beklentisini öteleme riskiyle karşı karşıya kalacağız belki de. O nedenle ben bu aydan asıl niyetimiz faiz indirmek ama belirsizlikler nedeniyle işte biraz izleyeceğiz belki 2025'in ilk iki ayında diye bir düşünce varsa Aralık ayında hazır 47'lere inmiş bir politika faizi de varken Aralık ayı enflasyon da varken Aralık ayında %250 bas puan arasında bir faiz indirimi yapma ihtimali artık ben de çok güçlü görüyorum. Bu yönde bir karar çıkmasını da Merkez Bankası'ndan bekliyorum. Ama Aralık'ta bunu yapıp Ocak'ta izlemede kalabilir. Bu dediğim işte risklerin, belirsizliklerin biraz daha netleşmesini görmek açısından. Peki faiz indirim süreci gerçekten şirketlerin kredi maliyetlerini aşağı çekip bilançoları pozitif olarak destekleyecek unsuru karşımıza çıkartır mı? Aslına bakarsanız faiz indirimiyle beraber Borsa İstanbul'un hareketlenmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Yani çekirdeğinde bu yatıyor. Gerçekten bu beklenti gerçekleşebilir mi? Bu boyutta değil. Çünkü şimdi bizim düşündüğümüz ne konuşuyoruz? %250 bas puan. %250 bas puan şirketlerin faiz maliyetlerini çok ciddi boyutta aşağıya indirecek oranlar olmaz. Faizlerin 30'lara doğru gelmesi, 35-30'lara doğru inmesi sonrasında şirketler daha rahatlar. O nedenle şirketlerin faiz maliyetlerini işte iyileştirmek için biraz daha süre var. O 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren belki daha ön plana çıkar. Ama bunlarla bağlantılı bir faiz indirim süreci hızlandığında Borsa İstanbul'a hem yabancı girişleri artar, enflasyon düşüşüyle yalnız, enflasyon düşmeden biz faizleri indirmeye kalkarsak bu tam tersi etki yaratır. Yani kurların umduğumuzdan ya da görülenden daha hızlı artmasına, yeniden bir enflasyon etki oluşmasına neden olur. Yabancı beklenen yabancı girişleri de düşündüğümüz gibi olmaz. Ama enflasyon düşüşüyle birlikte faizleri indirmeye başladığımızda şirketlerin kredi maliyetlerinin uygun seviyelere gelmeye başlamasıyla iş hacimleri artmaya, yatırım kararları artmaya başlar. Bu da bizim beklediğimiz yabancının gerçek boyutta Türkiye'ye yönelmesine neden olur. Ben sanki bunun işte az evvel de dediğim gibi ikinci çeyrekten itibaren 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren daha ciddi ve görülür bir hal almasını bekliyorum Erencan Bey. Peki diğer taraftan enflasyonu biraz konuşalım. Yani aslına bakarsanız buradaki unsur enflasyon, faiz değil, enflasyon. Enflasyonu gerçekten aşağı doğru çekebilirsek burada daha kuvvetli bir yukarı fiyatlama söz konusu olabilir gibi duruyor. Yani şu yorumu yapsak çok yanlış olur mu Sici Aydın Bey? Enflasyon ciddi manada düşerse Borsa İstanbul'da bir yukarı doğru fiyatlamayı daha keskin görebiliriz. Ya da yükseliş yönünde, ki bunu asla istemiyoruz ki bas senaryo zaten değil olmasında, ya da yükseliş yönünde kontrolden çıktığı zaman Borsa İstanbul'da sert yükselişler olabilir. Yani bu ikisini yan yana getirdiğimizde kulağa nasıl geliyor? Tabii şöyle oldu, yaşadık bunu biliyorsunuz. Doğru. Yani geçtiğimiz 2 yıl içerisinde enflasyon çok sert artınca bu sefer şirketlerin yeniden kurulma fiyatları, maliyetleri buralara çıktı. Şirketlerin de enflasyona göre değerlemesi yapıldığı takdirde fiyatları şuralara gitmesi gerekir diye TL bazında rekorlar kırdık. Ama biz TL bazında rekorlar kırarken dolar bazındaki seviyelerden yine uzak kalmıştık. Şimdi ve halkın da hane halkında satın alma gücü azaldı. Şimdi o yüzden tercih edilen şey enflasyon artışına paralel bir borsa değerlenmesi değil, enflasyon düşerken borsanın değerlenmesi olur. Ki bu takdirde hane halkının satın alma gücü de artar enflasyon düşmeye başladığında. O nedenle kulağa hoş gelen şey enflasyonun artık yapışkanlıktan vazgeçip 30'lara ve altına doğru düşmeye başlaması. Bu şekilde Borsa İstanbul'un faiz indirimleriyle birlikte mevduat faizinin artık alternatif olmaktan çıkıp borsanın daha ön planda bir yatırım alanı olmaya başlaması daha hoş bir söylem olur. Ben bunun işte olmasını bekliyorum asıl. Ama tabii bununla alakalı birazcık zaman geçecek, daha birkaç ay daha önümüzde bir dönem var. İstikrarlı bir hal almamız lazım. Ama enflasyonu biz bu hareketlerle değil zaten, üretim artışını yaparak biz bir defa ancak düşürebiliriz. Ama burada bir hamle var mı? Ya da kamu tasarruflarında işte yapılan maliye politikaları devreye girdi mi? Beklenen planlar devreye girdi mi? Bakınca maalesef bunları tam göremiyorum. Katma değerli üretim artışını Türkiye'de ne zaman başarırsak, gıdada işte çocukluğumuzda biz ilkokuldayken Türkiye kendine yeten gıda üretiminde yeten 7 ülkeden biri denirdi. Şimdi bakın, dünya yıllarca gıda fiyatları düşerken biz artış yaşadık.
Tam biz de kontrol altına alınacakken pandemi sürecinde bir daha artış yaşadık. Şimdi bu sorunları biz çözmediğimiz takdirde enflasyonumuzu kalıcı şekilde düşüremiyoruz. İlk önce bunların planlarını yapmamız lazım. Bu da üretimle olur. Üretim de düşük faizle fonlanan şekilde bir döneme girersek daha kalıcı şekilde artar. Ama biz tabii üretimi katma değerli üretim boyutuna çevirebilmemiz lazım ki ithal ekonomisine dayalı bir ekonomiye sahip olduğumuz için kurlar arttığında ikame edilebilir ürünlerde bir anda sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Türkiye birçok alanda reform yapması lazım enflasyonu düşürebilmek için Eren Can Bey. Bunlardan bir tanesi başında vergi politikalarını hep söylüyoruz. Çok ciddi boyutta değiştirmesi lazım, gözden geçirmesi lazım. Doğrudan vergileri %70 dolaylıyı %30'da getirmesi lazım ki şu anda bunun tam tersi bizde uygulanıyor. Gelişmiş ülkelerde ise 70'e 30 iken bizde 30'a 70 şeklinde. Biz bunu yaptığımız müddetçe, bunu düzeltemediğimiz müddetçe problem olmaya devam ediyor. Geliri devamlı katlanarak artan, kazandığı halde vergi vermeyenler çok daha rahat her türlü rakamlarla çok daha rahat harcamaya devam ediyorlar. Şimdi biz bunu düzelttiğimiz takdirde o zaman enflasyondan da kalıcı kurtulduğumuzu görürüz. Ama enflasyon için bu Suriye konusunu çok konuştum belki ama çok etkili şu anda. Önemli maddelerden bir tanesi de konut kira konut fiyatı ve kira enflasyonuydu. Şimdi burada Suriye'ye geçişler eğer artarsa, hızlanırsa dönüşler. Şimdi bir iyileşme göreceğiz hem konut fiyatlarında hem konut kira bedellerinde. Ki artık sektör uzmanları da bu konuda %30-%40 civarında kira bedellerinde Suriyelilerin yoğun olduğu alanlarda düşüşler bekleniyor diye söylüyorlar biliyorsunuz. Bu konu da bizim enflasyonumuzun belki kısmen iyileşmesi için iyi olacak. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşı biterse hem Rusların hem de Ukraynalıların işte ülkemizde yer edinmeleriyle, ev almalarıyla birlikte artan bir talepleri vardı. Orada da kısmi bir geri dönüş söz konusu olur. Konut konusuyla alakalı enflasyonu yukarıya iten risklerden en azından bu gelişmelerle kurtulmuş olabiliriz. 2025 yılında peki tüm bu gelişmeler dahilinde nasıl bilanço dönemi bekleriz? Çünkü aslına bakarsanız bilançolardan sizin beklentinizi almadan önce şunu da sormak istiyorum. Bu da önemli bir konu çünkü. Şimdi malum BDDK bir karar aldı ve dedi ki 2025 yılında da banka ve diğer finansal şirketler enflasyon muhasebesine tabi olmayacak dedi. Ama biz 2024 yılında özellikle de sanayi endeksindeki şirketlerin yani reel sektörün enflasyon muhasebesine tabi olduğunu dolayısıyla belki de iyi bilanço açıklayacakken beklentilerin altında bilançolar sebebiyle hisselerde de baskı olduğunu gördük. Şimdi 2025'te yine bankalar ve diğer finans şirketler bundan muafken reel sektörün bilançolarının da muaf olması ya da en azından o tarafta bir miktar esnetmeye gidilmesi gerekmiyor muydu? Burayı nasıl görmek gerekiyor? Şimdi devamında gelecek belki zaten. Evet. Bana göre reel sektörde de benzer muafiyetler gelecek Eren Can Bey. Kaldı ki gelmese dahi şimdi bizim oradaki asıl sorun ilk defa yapmaktı. 2004'te sanırım yapılmıştı zamanında. Şimdi ilk defa bu enflasyon uyarlamasını yaptığımızda bilançolar çok köklü ve radikal bozulmalar yaşadılar. Ama bu 2025'te enflasyon muhasebesi devam ettiği takdirde dahi aynı bozulmayı biz zaten bilançolarda görmeyecektik. Kısmen düzelmelerin başladığını görecektik. O nedenle ben zaten bu durum sürse de bilançolara yine de 2024'ün son çeyreğinde ya da son ikinci yarısında bozulduğu gibi 2025'te bozulmayacağını, toparlanmaya başlayacağını bekliyorum. Ama reel sektörün de bilançolarındaki enflasyon muhasebesi uygulamalarında değişiklik söz konusu olabilir. Onlarda da vazgeçtik diyebilirler. İlk hamle yapıldı. Bu bize yeterli diyebilirler. Hemen bu konuyu söylemişken bir başka şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi biz bankacılık sektörüne enflasyon muhasebesi uygulamasına başladığımızda bu sene bankacılık sektöründe olmayacak. 2025'te olacak demiştik. Son aya kadar da gelirken değerlendirmeleri yaparken analistler olarak bizler ne diyorduk? İşte bankacılık sektörü 2025'te enflasyon muhasebesine dahil olacağı için bilanço kârları bozulacak. O yüzden de hisse senetleri baskı görecek. Sanayi grubu hisse senetleri daha ön planda olacaktır. Banka hisse senetlerinden temkinli bir şekilde biraz kısmen izleyici kalıp uzak durmak doğru olabilir diyorduk. Ne oldu? 20 gün kala 25'te uygulama olmayacak dendi. Şimdi devlet kendi kendimizi
biz manipüle ediyoruz. Yani şimdi bunun olmaması lazımdı. Bunun çok daha önceden söylenmesi gerekiyordu. İşte bankacılık sektörünün belki de 2 ay öncesinden itibaren böyle enflasyon muhasebesi işte biz bilmediğimiz halde muaf kalacak olmasını belki bilen birileri sebebiyle ya da kulaklarına fısıldananlar sebebiyle endeksten ve sanayi sektöründen pozitif ayrışmasının belki bir nedeni oldu. Bunlar olmaması lazım Erencan Bey. Yatırımcının korunması açısından bu tarz gelişmeler çok daha önceden bilgi olarak kamuoyuyla paylaşılmalı. Umarım biz enflasyon muhasebesini reel sektörde de muaf kılacaksak bunu çok geciktirmeden ilan etmeliyiz ki herkes ona göre planlarını yapsın. Borsa İstanbul hisse senetleri de fiyatlamalarını yapsın. Efendim, stratejist Aydın Eroğlu'na değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz ve Paratonel programını burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.